Yükseköğretim Kurulu Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı, Sanat Dalları Eğitimi Konseyi Genel Kurul Toplantısı, Üniversitemiz Ev Sahipliğinde İlahiyat Fakültesi İştaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. ÜAK Genel Sekreteri Abdülkerim Çalışkan'ın sunumuyla Türkiye Yükseköğretiminde Güncel Stratejiler başlıklı çalıştayla başlayan toplantıya ÇOMÜ Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Dinçay Köksal, Profesör Doktor Evren Karayel Gökkaya, ÜAK Sanat Dalları Eğitim Konseyi Başkanı Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Uğur Türkmen, ÇOMÜ'lü akademisyenler, ülke genelinden çok sayıda dekan ve akademik personel katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla ÇOMÜ'nün tanıtım filminin gösteriminin ardından ÇOMÜ Devlet Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Oğuz Karakaya, öğretim görevlisi Sedat Çılgın ve konservatuar öğrencilerinin müzik dinletisiyle açılış programı devam etti. ÜAK Sanat Dalları Eğitim Konseyi Başkanı Profesör Doktor Uğur Türkmen, "Sanat devletsiz, devlet sanatsız olmuyor." diyerek başladığı konuşmasında Kültür Bakanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve üniversitemiz arkamızda olduğunda çok güzel işler yapabiliyoruz. Onun için benim devletimizden beklentim, bizden elini çekmemesi, ne olursa olsun devletimize ihtiyacımız var. Aynı şekilde devletin de sanatın bu güzide kurumlarına çok ama çok ihtiyacı var. Ümit ederim bu birlik ve beraberlik çok daha güzel bir şekilde sürer ve Türkiye'deki sanata katkıyı daha fazla yaparız dedi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise Çanakkale'de sizleri ağırlamaktan da büyük bir memnuniyet ve büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getirerek, çünkü Çanakkale bu milletin kalbi, bu milletin ortak değeri, ortak paydası. Nasıl ki 108 yıl önce bu topraklara atalarımız, büyüklerimiz, o büyük ruhlu, kahraman ruhlu insanlar koşarak memleketin dört bir yanından Çanakkale'ye gelmişlerse, şimdi aynı şekilde yine memleketin dört bir yanından sizlerin Çanakkale'ye gelmiş olması çok anlamlı ve çok saygıya değer. Biz Çanakkale'de ÇOMÜ ile beraber güzel işlere imza atıyoruz dedi ve toplantının verimli geçmesini diledi. ÇOMÜ Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu, Üniversiteler Arası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi Genel Kurul Toplantısının tüm katılımcılarını Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bugün 145 dekan ve 53 konservatuar müdürümüzle bir aradayız." dedi. Bu noktada Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı Sanat Dalları Eğitim Konseyi Toplantısının Çanakkale'mize gerçekleşmesi, şehrimiz ve üniversitemiz için onur, aynı zamanda önemli bir fırsattır. Üniversitelerimiz, ülkemizin bilimsel, kültürel, sanatsal gelişiminin en önemli aktörlerinden birisidir. Üniversitesi Kurul Başkanlığı, Sanat Dalları Eğitim Konseyi ise bu alandaki çalışmaları koordine eden ve yönlendiren en önemli kuruluşların başında gelmektedir. Bu toplantının sanat alanındaki araştırmaları ve çalışmaları teşvik etmesini, üniversite arasında işbirliğini arttırmasını ve sanatın toplumumuzda daha geniş kitlelere ulaşmasını temenni ediyorum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi sanat alanındaki çalışmalarını her geçen gün daha da genişletmektedir. Bu kapsamda üniversitemiz bünyesinde Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, yeni açılan Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ve Devlet Konservatuarımız yer almaktadır. Bu birimlerimizde ülkemizin yetiştirdiği önemli sanatçılar eğitim vermektedir. Üniversitemiz sanat alanındaki çalışmalarını uluslararası alanda da sürdürmektedir. Erasmus Plus programları kapsamında dünyanın birçok ülkesinden sanatçıyı çeşitli zamanlarda üniversitemize ağırlamaktayız. Bu toplantının üniversitemizin sanat alanındaki çalışmalarının tanıtılması ve geliştirilmesi için önemli bir fırsat olmasını diliyorum. Toplantının hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. Açılış ve selamlama konuşmalarının ardından ülke genelinden katılım sağlayan dekanlar ve müdürlerle birlikte güncel sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde fikir paylaşımlarında bulunuldu.
İki gün boyunca süren toplantıda genel kurul toplantısının yanı sıra dekanlar toplantısı ve müdürler toplantısı yapıldı ve güncel sorunlar, düşünceler, fikir paylaşımları ve gündeme dair görüşlerin dile getirildiği toplantılar ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılmak üzere sona erdi.